Hocam tişörtünüz... Ateş ediyor değil mi? Evet, gerçekten ateş. Tişörtümüz Hatay'dan yadigar. Ben de diyorum bana künefe hatırlatıyor bu tişört. Tabii tabii. Allah Allah. Sen de vardın. Mehmet Miroğlu bizi davet etmişti. Tanrı'nın Alfabesi kitabının yazarı Mehmet'e buradan selamlar gönderiyorum. Hiba, Hevesli İnsan Bilim Akademisi'nin logosu. Beş parmağın beşinde insana dair her şeyin olduğu falan çok havalı bir logo. Çok güzel bir bilimsel aktivite yapmışlardı. Yine gideriz bir daha yaparlarsa öyle aktivitelerin devamını diliyoruz. Hatay'a da sevgiler gönderiyoruz tekrardan. Evet. Sorumuz... Aha nereye gitti? Al dedi çocuklara dedi. Çocuklarını istiyorsan dedi. Kendini dedi. Al kendini dedi. Git dedi. Nerede kalırsan kal dedi. İspanya'dan selam var hocam. Aleyküm selam. Aytaç Aksoy İspanya'dan bize sorusunu göndermiş. Ne güzel. Hocam durduk yere aklınızdan geçen bir müziği yanınızdaki kişinin birdenbire söylemesi, aklınıza gelen kişinin biraz sonra sizi araması ve bunun benzeri olaylar mutlaka her insanın başına gelmiştir. Hem de defalarca. Bunun bir açıklaması var mıdır? Beyinlerimiz bunu nasıl yapar? Şimdi bunu daha önceki bir videoda da zannediyorum bir miktar ifade etmiştik ama bunu müstakil olarak ele alalım. Bu önemli çünkü. Bu benim de başıma geldi. Herkesin de başına geliyor. Ne oluyor? İşte biri aklına geliyor. Pat telefon çalıyor. Aa tam da seni düşünmüştüm falan oluyoruz. Şimdi bunun temel mekanizması... Bu arada şunu söyleyeyim. Bu biraz öngörüye benziyor değil mi? Yani böyle bir telepati gibi, bir geleceği bilmek işte duru görü gibi bir şeye de benziyor. Duru görünün varlığı ihtimalini dışlamam ben. Onu bir kenara koyalım. Benim söyleyeceğim normal, nesnel, günlük dünyada mantıklı bir açıklama olarak şöyle bir açıklaması var ki bunu biz deneylerle falan da simüle edebiliyoruz. Her gün bizim zihnimiz günde ortalama diyorlar 70 bin düşünce üretir. Spontan olarak durduk yerde böyle kaynayan bir sudan çıkan işte kabarcıklar gibi devamlı zihnimizden düşünce çıkar. Yani bu zihnimizin otomatik bir hali. Bu düşünceler sırasında mesela o işte aklımıza gelen ve arayan kişi var ya, onun adı ya da onunla ilgili bir şey gün içerisinde belki 100 kere, 200 kere aklımıza geliyor olabilir. Bu kişiyi uzun süredir görmesek de hayatımızda bir şekilde yeri varsa, o düşünceler arasında en az birkaç kere pıt 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 ortaya çıkar. Bizim zihnimiz normalde bu spontan olarak üretilen düşüncelere belli bir dikkat göstermez. Yani o da orada değildir. Fakat bizim zihnin yakalama sistemi şöyle çalışır. Denk gelmeler olduğu zaman dopamin salgılar ve işaretler der ki bu denk gelme güzel bir şeydir. Daha önceki videolarda mesela öğrenme yöntemi olarak ne demiş? Formül öğreniyorsun, bir bilgi öğreniyorsun. Onu bir hikaye içerisine bağlayınca beyin ha diyor demek ondanmış. O ha deme anı işte dopaminin, serotonin falan yükseldiği bir andır. Ve beyin o sırada o deneyimi işaretler. Der ki bu önemli bir şey, al bunu cebimize koyalım. Hafızada tutalım. Aynı şekilde o arkadaşınızın ismi diyelim 100 kere aklınıza geldi. O 100 kereden bir keresinde telefon çaldı. O sırada o kişi arıyor. Şimdi daha önce 99 kere aklınıza gelmişti ismi. Fakat telefon çalmamıştı ya da onunla ilgili bir şey olmamıştı. Ama o 100. kez geldiğinde telefon çalınca beyin bu ikisi arasında bağlantı kurup puf bir işaret işaretleme yapıyor ve sizin hafızaya bir bileşen ekleniyor. Bu bileşen nedir? Düşündüm, telefonda o aradı. Ama ondan önceki düşünmeler herhangi bir şekilde kayda geçmiyor. Böyle böyle birike birike bunlar ne oluyor? Hatırladığımız sadece denk gelenler, hatırlamadığımız ise yüzlerce denk gelmeyenler var. Dolayısıyla bizim hafızamız taraflı bir toplama sistemi kullanıyor. Bundan dolayı da hep denk gelmeleri hatırlayıp diyoruz ki ya ne zaman birini düşünsem işte pat diye onu arıyor. Eğer bir insanın spontan düşünce üretme sistemi çok daha hızlı ve yoğun çalışıyorsa böyle denk gelmeleri daha fazla yaşaması da olası. Yani netice itibariyle bizim zihnimiz olanı olduğu gibi değil, işine geldiği gibi hatırlar. Denk gelmeleri kaydeder. Bundan dolayı da eş zamanlılık algısı çok fazla yaşanır. Ama ve lakin işte dejavu durumlarının aşırı hallerinde, hani bu anı daha önce yaşamıştım dediğimiz hallerimiz var ya, onların aşırı hallerinde yahut birisiyle bir konu üzerinde konuşurken özellikle belirtip biraz sonra şu olacak diye onun olması gibi durumlarda bu açıklamalar geçerli değil. Bazı insanlarda duru görü yeteneğinin olduğuna dair ya da böyle bir şeye benzer bir kabiliyet olduğuna dair işaretler var. Bununla ilgili deneyler de var ama konumuz şimdi o değil. Normal insanların birçoğu bunu evet yaşar ama bu zihnimizin seçimli hatırlama sistemiyle alakalı bir şeydir. Bende şöyle bir şey oluyor bazen, bu herkes oluyordur gerçi, o dejavu anında, aa ben bu anı daha önce yaşamıştım anında, çıkamıyorum o andan ben bazen ve çok da yakın, daha 3 gün önce falan burada bir eğitimde mi, toplantıda mı ne oldu? Yani aa ben bu anı önce yaşamıştım, bitmiyor. Evet bunu da yaşamıştım, evet. Peki ne hissediyorsun o sırada, böyle bir stres, bir daralma? Evet. Böyle panik yaşıyorsun o anı yani, evet. Ne oluyor ya falan oluyorsun. Korkuyor insan hakikaten. Bu benim birkaç kez yaşadığım bir şey. Yani işte bu dejavu denen Fransızca daha önce buradaydım ya daha önce yaşadım anlamına gelen bir şey. O olduğu zaman deniyor ki açıklama olarak beynimizin normalde bir yeni bilgiyi alma ve kaydetme yolu var. Bir de kayıtlı bilgiyi hatırlama yolu var. Bazen beyin yorgun olduğunda, kafamız meşgul olduğunda, sıkıntılı ve stresli olduğumuzda beyin yeni giren bilgiyi sanki eski hatırlamaya
arama yolundan geliyormuş gibi algılayabiliyor. Hatlar karışıyor yani. Ve bundan dolayı biz o anı daha önce yaşamış ve hatırlıyormuş gibi işliyoruz oradaki bilgiyi. Bu durumda stres yaşadığımızda, yani ondan mesela hayret ettiğimizde ve korktuğumuzda biraz hani ne oluyor ya falan dediğimiz zaman beyin muhtemelen stres seviyesini daha da arttırdığından bu işleme biraz daha belki uzun sürebiliyor. Öyle bir durumda söz konusu. Amigdala aktivasyonu arttıkça dejavunun süresi de uzayabilir. Ama tabii bu, tekrar söylüyorum, bir açıklama. Ben mesela bir şey yaşadım. Onun bu şekilde açıklanması mümkün değil. Yani bazı şeyler yaşadım. Onlardan bir tanesi de böyle bir masanın etrafında konuşurken bir arkadaş bu anı daha önce yaşadım. Bak hatta biraz sonra işte falanca kapıdan girecek dedi. Hepimiz kapıya döndük ve kapı açıldı. İçeri gerçekten o girdi. Biz sonra konuyu değiştirdik tabii. Yani en akıllıcı olan oydu. Ki ben o zaman beyinci değildim. Kimse de bana çok şükür sormadı. Bu nasıl oldu diye bilmiyorum.